Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro yayınlarının yayınlarını hazırladığı Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki kazanın testi daha doğrusu yarıçap çap kullanımı ve çizimi ile alakalı kazanın testinin çözümünü yapacağız. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda yarıçap uzunlukları sırasıyla 8 ve 6 cm olan çemberlerden bahsetmiş. 8 cm burası 6 cm burası. AB uzunluğu da kaç demiş 11 demiş. E hocam 8 ise buraya 8 x kaldı. Ya da 8 ise Tamamı 11 olduğundan dolayı buraya 3 kaldı. E o zaman x'e de ne kaldı? Tamamı 6 olduğundan 3 kaldı. Ya yani birinci soru e remit oldu. Geldik ikinci soruya. Evet 8 ise burası da 8'dir. Yarı çap en etkili silahımızdı. Baktık hiçbir şey yoksa ne yapıyorduk? En etkili silahımıza uyguluyoruz. Hemen yarı çapı çiziyorum. Hop çizdik yarı çapı. Ama çember üzerindeki noktaya çizdik. E 8, 15, 17 üç kere. Yarı çap 17 çıktı. E o zaman burası da 17 yarı çap olduğundan. X kaç çıkar? 9 çıkar. İkinci soru C Han oldu. Geldik üçüncü soruya. Bunun yarı çapı 6. E o zaman burası da 6. Bunun yarı çapı 5. O zaman burası da 5. E burası 11 yaptı. E burası da 11 yapacak. Ne kaldı buraya? 8. E burası 8 ise bunun yarı da 8 olduğundan dolayı toplamda şu uzunluk 14 yaptı. Alt tarafta 14 yapacaktır. O zaman x'e ne kaldı? 9 kaldı. 5'i burada olduğu için. Yani cevap balıkesir yaptı. Üçüncü soruda. Geldik 4'e. Açı ortay verilmiş. Aslında bu çeyrek daire olduğu için açı ortayı nedir? 45-45 değil midir? Evet. 90 derece olduğundan dolayı. E hocam 45 paralellikle verilmiş bunda bu. O zaman yöndeşlikten dolayı burası da 90 burası da 90. 45-90 ise burası da 45 çıktı mı çıktı. E x kenar üçgen çıktı burada. O zaman burası da 5. Sıkıştık. Sıkıştığımız zaman ne yapıyoruz? En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Merkezden şuraya çizdik. Ne çıktı burada? Bir Pisagor bağıntısı çıktı. 5, 12, 13 üçgenden 13 oldu yarıçap. E bak şurası da yarı çap. E buraya ne kaldı o zaman? 8 kaldı. 5'i burada olduğu için. Yani cevap denizde oldu. 4. soruda. Geldik 5'e. Yarı çap uzundu. 10, 25 verilmiş. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Hop çizdik. Hocam burası 25 ise şu Pisagor'dan dolayı 20, 25, 3, 4, 5'in 5 katından dolayı 15, 20, 25'ten 15 çıkar burası. Sonra buradaki 7'yi kullanacağım. E buradaki 7'yi kullanmak için de hop şunu çizersem. Bu da yarı çap. Yarı çap uzunluğu kaç? 25. E burada da bir Pisagor bağıntısı var. 7 25 ne üçgeni? 7 24 25 üçgenden 24 çıkar burası. Tamamı 24 burası 15 ise x'e kaç kalır? 9 kalır. Yani 5. soru balık kesir yaptı. Geldik 6'ya. ABC üçgen AB uzunluğunu 13 vermiş. AC uzunluğunu 14 vermiş ve şurayı da 15 vermiş. A merkezi çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. E buraya R R diyelim. E tamamı 13 ise 13 eksi R kaldı. Bunun yarıçapı da 13 eksi R. E 14 eksi R burası. Çünkü R burasıysa burası 14 eksi R. E bunun yarı çapı burası. Burası da aynı şekilde 14 eksi R. Bak ikisinin toplamı kaç yapıyor? 13 R artı 14 R eşittir. 15 yapmak zorunda. Eksi 2 R'yi öbür tarafa atalım artı 2 R. Bunu bu tarafa atalım. 14'ten B 15 çıkınca eksi 1. E 13 eksi 1 de 12 yapar. Ve R'yi de böylelikle 6 buluruz. Yani 6. soruda cevap Ceyhan çıktı. Ve böylelikle bu testi de bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kiriş özellikleri bir testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.